Birinci dönem birinci matematik yazısına hazır mıyız sonuç? Hazır değilim hocam. Senle beraber mükemmel bir ön hazırlık yapacağız. Ön hazırlık videomuzda bugün göreceğimiz konuların aslında önden bir gösterimi yapacağız. Konu özetleri yapacağız. Milyonlar örüntüler biliyorsun yazılı konularımız. Aynı zamanda doğal sayı işlemler ve kesirler konusundan çıkacak sınavımızda yazılar. Dolayısıyla biz bu konulara giriş yapacağız ve hızlı bir tekrar yapacağız. Ama biliyorsun ki yazılı kampımıza uygun bir şekilde ilerliyor bu. Birinci yazılı matematik kampımıza uygun bir şekilde ilerliyor bu çalışmamız. Ve i butonundan yazılı, gerçek yazılı provasına soruların olduğu provaya ulaşabilirsin. Ve şimdi seninle beraber güzel bir ödete başlıyoruz. Ve sonrasında dikkat ediyoruz. Ama sadece yazılı değil senin hocam. Gidip 5. sınıf kanalından buradaki yazılı provasını izlemen ve çıkabilecek soruları çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Bugün seninle beraber full konu özeti yapacağız. Ve yazılıya hazır olacağız diyoruz. Ve milyonlar, örüntüler ilk konularımız Tonguç'um. Milyonları hatırlıyorsan bir sayı yazdıksak mesela diyelim ki bak dikkat et. 92, 340, 600. Biz bunları üçer üçer ayırdığımız zaman bu üçer üçer ayırdığımız gruplara ne diyoruz Tonguç'um? Mesela 600'ün olduğu gruba biz birler bölüğü diyoruz. 340'ın olduğu gruba biz binler bölüğü diyoruz. 92'nin olduğu gruba da milyonlar bölüğü diyoruz. İşte bunları gerçekten çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Ve birler basamağı burasıydı. Burası onlar, burası yüzler. Bak birler bölüğünde birler, onlar, yüzler var. Ondan sonra binler basamağı, binler basamağı burası. Ondan sonra 10.000'ler basamağı, sonra 100.000'ler basamağı. Bak burası binler bölüyor. Ondan sonra milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı. İşte bunlara da milyonlar bölüyor diyorduk ve bunları okurken nasıl okuyorduk? 92 milyon çünkü bu milyonlar bölüğünde. 340 bin çünkü binler bölüğünde. 600 bu kadar. 600'ün yanına bir şey söylememize gerek yok. 92 milyon 340 bin 600. İşte bu kadar şeklinde sayıyı okuyabiliyorduk. Peki bir de hemen örüntüleri bir şekilde hatırlayalım seninle örüntü beraber. Anında bir de hemen şunu söylemek istiyorum bak. 4'ün sayı değeri nedir Tonguç öğrenim biliyor musun? 4'ün sayı değeri 4'tür. Ama basamak değeri, bunun basamağı hangisiydi? 10.000'di. O zaman 4'ü 10.000'le çarparsın 40.000'dir Tonguç evladım. Unutmayalım diyorum ve bu ayrıntıdan sonra da 4 ile başlayıp 3'e 3'e artan sayı örüntüsünü yaz dese bana ne yaparım biliyor musun? 4, 7, 10, 13, 16, 19 diye gider. Dikkat ettiysen 3'e 3'e artıyor dediğine göre her bir sayı ilerledikçe 3'e 3'e arttırmam gerekiyor Tonguç evladım. Benim süper zekisin bu şekilde iler azalan da olabilir. Bu sayı örüntülerinde temel kural belli bir kuralın olmasıdır aslında. Şimdi geldik doğal sayılar işlemleri. Ve kesirlerde bir ikinci basamağımız doğal sayılar işlemlerde bir toplama işlemi var, bir çıkarma işlemi var, bir çarpma işlemi var, bir bölme işlemi var. Toplama işlemini göstermeme gerek var mı bilmiyorum. O yüzden bir daha yazalım. Toplanan artı toplanan, bu da aslında toplanan ve bunları topladığımız zaman sonuçta ne çıkıyorduk Tonguç öğrenmem? Toplam diyorduk. Ama işte burada kritik olanlar zaten çıkarma işlemi ve çarpma işlemi ve bölme işlemi. Çok zor hocam. Çıkarma işleminde yukarıdaki büyük sayı eksilen sonra çıkan sonra da sonuç diyorduk. Çarpma işleminde çarpan ve çarpım diyorduk. İkili çarpmaları da görüyoruz. Çarpılan. Bölünen işleminde bölen burası, bölme işleminde bölünen burası, bölen burası, bölün burası, kalan burası. Buradaki belli kurallar vardı. Mesela işte bununla bunun çarpımını buna eklersen bu çıkıyordu. Ve bunun bundan büyük olması gerekiyordu. Bu da ayrı bir kuraldı bölme işleminde. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im çarpma işleminde de böyle yan yana yazdığınız zaman mesela iki basamaklı çarpmalarda birer kaydırarak yazıyordun. Bu da ayrı bir kuraldı diyoruz. Ve şunu unutmayalım Tonguç'um. Eksenden çıkan çıkınca sonuç kalıyor ya. Eksenden sonuç çıkınca yine çıkan kalır. Yani aslında bunlar yer değiştirebilir. Sonuç değişmez. Bu da çok önemli bir. Yani bu ikisi yer değiştirebilir unutmayalım. Bir sayının karesi ve kübü de vardı. Hatırlıyorsan 3'ün karesi mesela. Onları. 3 kere 3 9. 3'ün karesi diye okunurdu. Ve 3 kere 3'ten 9 şeklinde bulur. 4'ün kübü diye okunur burası Tonguç Eren Bey'im. 4'ün kübü dediğim şey 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 3 defa 4'ün yan yana çarpması. İşlem sırasına baktığımız zaman üstlü sayılar ilki Tonguç'um. Sonra parantez geliyor. Sonrasında çarp böl geliyor. Çarp bölden çarpma ve bölme yani. Sonrasında topla çıkar geliyor. Burada şunu unutmayalım. Bunlardan hangisi daha öncelikli? Çarpma mı bölme mi desen soldaki daha öncelikli. Soldaki daha önce. Kesirlere baktığımız zaman birim kesirlerde paydası 1 olan kesirlerin hepsine birim kesir diyoruz Tonguç'um. Ve şunu unutmayalım. Birim kesirlerde payda büyüdükçe sayı küçülüyor. Yani biri sen 6 parça biliyorsun. Bir pastayı 2 parça biliyorsun. Hangisi daha büyük parça çıkar? Tabii ki 1 bölü 2'de daha büyük parça çıkar. Ve kesirleri birbirine çevirmede şunu unutmayalım. Mesela buna biz tam sayı kesirci diyoruz. Çünkü burada başta bir tam sayı var. Buna da bileşik kesir diyoruz. Çünkü yukarıdaki sayı aşağıdaki sayıdan daha büyük. Yani pay paydan daha büyük. Bunu çevirirken ne yapıyorsun? Bu ikisini çarpıyoruz Tonguç'um. Yani tam sayıyla payı çarpıyorsun. Sonra buna ekliyorsun. 3 kere 2
6. Bayağı zorlandın, tebrik ediyorum seni. 1'e ekle 7'ye elde 7 bölü 2 şeklinde birleşik kese çevirebiliyoruz. Ve aynı zamanda sayı doğrusunda yaptığımız işlemlere dikkat edelim. 0 ile 1 arasında 1, 2, 3 parçaya bölmüşüz. 2 parça ilerlemişiz. O zaman A dediğimiz şeyin 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Veya Tonguç'um, bu B dediğimiz şey 1 tamdır. Neden diyeceksin? Çünkü 1'den daha büyük. Bu 1 tamı da bak, burayı da 1, 2, 3 parçaya bölmüşüz. Bir tane ilerlemişiz. 1 tam 1 bölü 3 şeklinde yazabiliyoruz. Hatta bunu istersek 1 kere 3, 3. 1 de ekle 4, 4 bölü 3 şeklinde birleşik kese çevirebiliriz. Şimdi Tonguç, senle beraber nasıl çalışacağımızı göstermek istiyorum. Ya. Şimdi yapman gereken şey aslında şu. Yeni nesil taktikliden çalışman gereken sayfaları sana göstermek istiyorum. Yeni nesil taktikliden biliyorsun ki kesirlere kadar geldik neredeyse. Hemen sayfa 80'den başlayıp milyonlu sayılar, aynı zamanda örüntüler, aynı zamanda doğal sayılar toplama çıkarma, doğal sayılar çarpma ve tabii zihinden toplama çıkarma çarpma böyle çıkabilir, unutmayalım. Doğal sayıların kare ve küpleri, parantez işlemler, sayfa 89'a kadar geliyorsun. Doğal sayı problemleri 90-91, sonrasında birim tam sayılı kesir ve birleşik kesirler sayfa 92 ve 93'ü yapıyorsun Tonguç Eren Bey. Denk kesir ve kesirlere sıralamada 94-95'te bu işi bitiriyorsun. Yani çalışman gereken aslında sayfa sayısı az, merak etme. Hemen sana söylüyorum sana. Sayfa 80'den 95'e kadar çalışsan yeni soruları sağda mükemmel bir şekilde yapabilirsin. Yapamadığın soruların hepsini çözümde tas uygulaması cebinde. Eğer ben bunların hepsini tekrar etmek istiyorum, kitabımdan tekrar etmek istiyorum, kitaptan çalışmak istiyorum dersen de hemen gösteriyorum. Konu anlatımı soru bankı 0'dan 5'e tüm derslerde hemen sana sayfalarını göstermek istiyorum. Sayfa 66'dan başlayacaksın. Milyonlu sayılarla başlayıp. Ondan sonra hemen göstereyim sana. Milyon sayılar, pardon. 64'ten başlayacaksın Tonguç Eren Bey. Sonra 66, 68. Burada örüntüler yapıyorsun. Toplama çıkarma, zihinden toplama çıkarma, çarpma bölme. Zihinden çarpma bölme ki çok önem veriyor Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda. Doğal sayı işleminin sonucunu tahmin etme. Ve aynı zamanda 4 işlem problemleri. Bir doğal sayının karesi ve kübü. Parantezli işlemler. Birim tam sayılı ve birleşik kesirler. Sayfa 89'a kadar geliyorsun. Sayfa 89'a kadar. Yazılı çok önemli hocam. Bunu da verebilirsiniz. Aynen tabii. Yani gerçekten önemli. Çünkü yazıdan çok iyi almak istiyor. 66'dan 89'a kadar yaparsan mükemmel bir not alacağına eminim. Şimdi ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım biraz. Sağ olun hocam.